Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden, Montpellier ve Rubin Kazan'da şampiyonluklar yaşayan ya da Galatasaraylıların onu hatırladığı şekliyle İnönü golcüsü Hasan Kavze. Hasan Kavze, kırılma anına hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hayatınızın kırılma anı neydi? Aslında çok fazla var ama Çanakkale'de Erdemspor'da sakatlandığım zaman benim için çok üzücü bir andı. Ama ondan sonraki vermiş olduğum kararlar benim hayatımı değiştirdi. Evet, geleceğiz Çanakkale Dardanel günlerine. Öncelikle çocukluktan başlıyoruz tabii ki. Hasan Kavze nasıl bir çocuktu? Hasan Kavze nasıl bir çocuktu? Yaramaz mıydı? Tatlıydır, yaramazdı. Söz dinler miydi? Söz dinlerdi ama biraz da kendi başına buyruk işler yapardı yani. Yalan söyler miydi? Yok. Anneye babaya? Asla söylemez. Öyle hani küçük küçük annelerin babaların bilmediği böyle herkesin kaçamak vardı. İşler vardı. Küçük şeyler vardı tabii, çocuklukta vardır ama hani böyle yalan benim hayat felsefemde de yok zaten yani. Çocukken belki olabilir ama. Çocukluğuna dair unutamadığınız anınız nedir? İlk ne geliyor aklınıza? Ben iyi bir ailenin evladıydım. Dolayısıyla da yani hani ilk çocuk olarak baktığım zaman aklıma gelen şey topla beraber birkaç tane şey kırdım geliyor. Yani hani şortlarım var falan filan, onları hatırlıyorum. Tabii yaşlar hafif de ilerledikçe çok daha farklı şeyler oluyor hayatta. Ama dediğim gibi yani o plastik kırmızı toplarla beraber kaç tane vaza devirmişimdir evde yani. Peki o şortlar cepli olanlarından ne çıkardı çocukken? Mesela çıkartsak ceplerden. Hiçbir şey çıkmaz. Futbolla sokak aralarında tanıştın. Evet. Peki altyapıya kim götürdü sizi? Ya da bu işi profesyonellik yoluna kim soktu? Ya şöyle, ben okulda oynarken benim ikiz arkadaşlarım vardı Buca'da. Onlar hadi sen de gel dediler. Dedim ki yani hani nasıl falan, işte hocaları da işte iyi oyuncular varsa getir falan diyorlarmış. İkizler vardı Buca Spor'da oynayan. Onlar beni davet etmişti. Öyle bir gitmiştim. Ondan sonra bıraktım. Çünkü biraz uzun bu hikaye aslında. Sonra tekrar okul takımında oynarken işte Buca Spor'un altyapısındaki şeyler beni görüyorlar, çağırıyorlar falan. Ama o sırada babamdan izin almaları gerekiyor falan. İşte annemden izin almaları gerekiyor. Çünkü ben o zaman liseye gidiyordum. Değişik bir durumda bir şekilde babamın yanına geldiler. Evet, babanın yanına gelen kimdi? Mehmet Seyit Özkan. Evet. Mehmet Seyit Özkan'a, Sayın Mehmet Seyit Özkan'a bir kulak verelim bakalım. Dediler ki ya Hasan'ın babası Buca Ticaret Lisesi'nin müdürü. Aa, iyi o zaman dedim. Yok dediler ya, bu adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Çocuğunu kesinlikle okuyacak adam olacak diyor. Ben dedim ama dedim Allah'ın emriyle oğlunuzu istemeye geleceğim. Yok yok dedi, hiç onun için gelme dedi. Onun için geleceksen gelme zaten dedi. Senin oğlanla dedim büyük ışık var. Ondan sonra hocam ya dedim Türkiye şampiyonasına gidiyoruz. Türkiye şampiyonasında dedim grubumuza Fenerbahçe çıktı. Ya izin ver dedim. Ben Türkiye şampiyonasında bir deneyeyim falan. 4 gün izin veriyorum dedi. Ama biz tabii gideceğiz 10 gün sonra. Dedim ben bu 10 günde dedim çocuklara alışsın dedim. Yok öyle dedi. Bana bunu söylemedin dedi kardeşim. Baştan söyleyecektin dedi. Kardeşim sen ne zaman gidiyorsun Balıkesir'e dedi. İşte şu gün ben dedi aynı gün dedi getiririm. Otobüse bırakırım oğlanı dedi. 4. günde gelirim alırım dedi. Bir dedi benim oğlan da çok istiyordu. Görsün dedi bir dedi. Böyle bir hikaye. Neden istemiyordu babanız? Okuyun istiyordu herhalde. Ne olmanızı istiyordu? Şimdi babam çok idealist bir adamdır. Okul müdürlüğü Radi Bey. Babam. İşte dolayısıyla da ben de iyi bir okulda okuyordum İzmir'de. İzmir Atatürk Lisesi'nde okuyordum. Notlar çok yüksek olan bir okuldu. Dolayısıyla benim eğitim de daha fazla devam etmemi istediği için o şekilde davranmış. Ama benim için de böyle hani futbolcu olma isteği gerçekten onlar geldikten sonra daha fazla olmaya başladı. Yani hani normalde daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Ne olurum diye düşünüyordunuz? Ya ben genelde okuyup işte hani böyle kamu yönetimi okuyup beyaz yerlerde evet beyaz yakalı birisi olabilirdim. Ne bileyim finansal işlerinde olabilirdi. Ama hani bu futbol işi Mehmet Seyit Özkan'ın da dediği gibi yani hani böyle
anlık olan bir şeydi açıkçası, yani sonradan gelişen bir şeydi. Evet, sokak aralarında okul takımında oynuyordum ama hani böyle futbolcu olma isteği ne zaman ciddiyeti bindiği an başladı bende yani. Yani istendiğinizi, değerli olduğunuzu ya da yetenekli olduğunuzu bir şeylerin, geç mi keşfettiniz acaba? Ya dediğim gibi yani hani ben böyle okula giderken ben futbolcu olayım diye gitmiyordum. Veya işte ne bileyim futbol oynarken futbolcu olacağımı düşünmüyordum açıkçası. Ama dediğim gibi yani olaylar bu şekilde gelişince bir de işte şu Türkiye Şampiyonası'na gidilen gruptaki maçlardan sonraki şey benim hayatımı çok da değiştirmiş oldu yani. Şimdi o dönemle ilgili fotoğraflarımız var. Medya Ol ve Ali Ergöçmez'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonu oluyor U17'de Buca Spor. 29 maç mı yenilmiyor? Babanız Radi Bey de ortada. Oradaki arkadaşlarım Taylan ve Ahmet çok hala da görüşürüz. Çok sevdiğim benim kan kardeşlerimdir. Yani. Alt yaşta herhalde hayatınızı değiştiren turnuvada bir kırılma anı da bu. Bu turnuvanın çok başarılı geçmiş olması ufkunuzu genişletmiştir. Kesinlikle öyle. Çünkü ben takıma girdikten sonra 9 maç yapabildim. Tabii ki de o takım bütün sezon boyunca oynayıp İzmir şampiyon oluyor. Ve sonrasında şeylere gidiyor. Türkiye şampiyonasına. Biz üçerli gruplarda her seferinde maç yapıyoruz. Ve 9 maçta ben 6 tane gol attım. İyi de bir performans sergilemiştim. Şampiyon olmak, yani futbola başlarken şampiyon olmak inanılmaz güzel bir şeymiş. Sarı lacivert forma yakışmış. Güzel, evet, çok. Buca Spor'un çok. Var mıydı gençlikte hayran olunan bir futbolcu? Odada poster var mıydı mesela? Tabii ki de vardı. Kimin yani vardı posteri? Yani şimdi İnzaghi'nin vardı açıkçası. Nuno Gomez vardı, evet, o dönemler. Hani yabancı olarak. Ya, Türk. Tabii Türkiye'den öyle çok poster olan oyuncu yoktu ya. Yani hani böyle. Küçükken İzmir takımlarından birini destekliyordunuz yoksa İstanbul'dan bir takım tutuyor muydunuz? Tabii ki de yani sonuçta İzmir'de oynadım. Buca'da oturuyorum. Ben Buca'da büyüdüm. Bucalıydım yani. O yüzden Buca Spor'da da oynamak benim için çok değerliydi. Ama tabii ki de büyük takım tutuyordum. Galatasaray mıydı? Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi günler ilerliyor. Buca'da büyük bir başarı. Dikkat çekiyor Hasan Kabze. Dardanel'le nasıl yollar kesişiyor? O dönem Çankaya Dardanel Spor beni istiyor ve kulübümüzle konuşup ben transfer oluyorum. Yani şöyle bir durum var. Aslında Çankaya'dan önce başka takımlar da istiyordu beni. Ama Çanakkale Dardanel Spor çok istekliydi. Ve o dönemde şu anki altın orduydu Çanakkale, evet, Dardanel Spor. Çok iyi oyuncular yetiştiriyordu. Yani burada zaten dikkatli futbol severler hemen tespit etmiştir. Yani Selçuk İnan'ın olduğu, aynı dönem içerisinde Gökhan Zan, Erman Özgür gibi sonrasında Gökhan büyük Koç kariyerler inşa, tabii, eden. Bir sürü oyuncu vardı o dönemler. Benim için de bir basamak için çok iyi bir yer oldu. Çanakkale Dardanel Spor'da çok güzel anılarım var. Çok güzel performans sergilediğim zamanlar vardı. Güzel arkadaşların olduğu bir kolej takımıydık açıkçası. Her oyuncu yani kendi bazında iyi performans sergileyip bir iki tane her sene transfer yapıyordu. Onlardan bir tanesi de ben oldum ilerleyen dönemlerde. Tabii benim için kötü anılarım da var orada. Evet, sakatlıktan bahsettiniz program, evet, başında. Nasıl bir sakatlık? Büyük bir sakatlıktı. Yani benim geçirdiğim en büyük sakatlıktı açıkçası. Çünkü bir sene öncesinde göstermiş olduğum performanstan dolayı bütün Süper Lig takımı, yani çoğu Süper Lig takımı istiyordu beni. Büyük takımlar da dahil olmak üzere. Tabii onun heyecanını ilk maçıma çıkıyorum ben. İlk maçımda daha birinci saniyesinde uzun top atılıyor. Çünkü ben defans çok öndeydi. Arkadaşım dedi ki sana verip uzun at dedim. Ben arkasına koşacağım. Attım, arkasına koşarken stoperle beraber koşuyoruz. Karşıdan da kaleci geliyor. Ben topa dokunduğum an kaleci benim dizlerime uçtu ve ben havada döndüm. Ben dizime baktım, dizim kemikleri hani yani deriyle beraber böyle dışarıda duruyordu. Bastırdım ama tabii ben anladım, hemen elimi kaldırdım. Daha birinci saniye, yani birinci dakika bile değil. İnanılmaz üzülmüştüm çünkü tam böyle transfer yapılabilecek dönemdeyken bir anda sıfıra iniyorsun. Çünkü ben anladım bağlarla alakalı olduğunu. Ya yani o dönem benim için çok zordu çünkü şöyle söyleyeyim. Sakatlandım, çıktım. Odaya gittim, tesislere. Dolayısıyla orada
tek başına bekliyorsun. Maç o zaman televizyon vermiyor. Odada bekliyorsun. Ne olacak işte, buzlar koyuluyor falan. Yani maç bitti. Tabii herkes odaya geliyor. Her gelene ağlıyorsun yani sonuçta içeride. Çünkü gerçekten çok önemliydi benim için bu sezon. Ve sonrasında tabii başkan falan gelince ben artık koptum. O sırada da şöyle bir durum oldu yani. O da çok enteresan bir şey. Babam aradı. Ben çünkü böyle şeyleri söylemem kimseye. En azından neticelendirdiklerine sonra söylerim. Ben onu söylerken babam beni aradı açıkçası yani bir anda. Dedim, açtım telefonu, ne yapıyorsun dedim. Dedim işte çok bir sakatlık vardı, o yüzden çıktım oyundan dedim. Hani küçük yalanlar var ya, o evet. Yalanların arasına bu da giriyor. Ama o da işte ben de yoldayım, Sivas'a gidiyorum dedi. Dedim niye dedim. O sırada işte dedem vefat etti, o yüzden gidiyorum dedi. Ben de o sırada telefonu böyle koydum, bir taraftan ağlıyorum, bir taraftan hani babama da belli etmek istemiyorum. Çünkü normalde ben ağlamam yani, hani göstermem böyle bir duygularımı. O an inanılmaz böyle demoralize olmuştum. Tabii bir taraftan hani sesimi düzeltip tekrar tamam baba nasıl falan filan konuşup tekrar kapatıyorum. Yani o gece yaşadığım Çanakkale'de en kötü olaylardan bir tanesidir. O durumdan nasıl çıktınız peki mental olarak? En kötü, futbol kariyerinizde en kötü anı mıydı? Kesinlikle oydu. Nasıl çıktınız peki? Ve ya ne kazandırdı? Hani bir çok Friedrich Nietzsche'nin çok bir sözü vardır ya, aforizma. Hani öldürmeyen güçlendirir diye. Doğru söylüyor. Yani çok mi? Çok güzel bir laf. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şeye odaklandıktan sonra yani ona başarmak, her zaman şunu söyledim ben. Acaba dedim yani. Tekrar aynı performans sergileyecek miyim? Çünkü gerçekten dizim çok kötüydü. Bir de yani şöyle düşünün. Yani herkes sizi istiyor ve 7 ay yoksun yani sonra. Bir anda sıfırsın yani, ne olursa olsun. Döndüğüm zaman nasıl olacak? Nasıl devam edecek bu iş? Edecek mi? Yani her şey koskoca bir soru işaretiydi benim için. O sırada ben tabii ki Çanakkale'deyim, tesislerde kalıyorum, sürekli çalışıyorum. Yani 6 ay boyunca full çalıştım yani. O zaman daha uzun sürüyordu çünkü sakatlıklar. Evet. Sakatlık geçtikten sonra ben o sezon oynadığım belki 10 tane maç vardır. Yani sonradan gelip işte ayağımı şey yapayım. Bir tane gol atmışımdır ve çok zordu benim için o dönemler. Çünkü dedim yani herkes isteyince bir an kimse istemiyor. Sıfıra biniyorsun ya. Yani futbola yeni başlamış gibi oluyorsun. O da beni çok demoralize etmişti. Ama sonraki sezon... Evet. 2004-2005 evet. Sezonu. İlk yarısında 12 gol atıyor Hasan Kabze değil mi? Sonrasında evet. Zaten yeniden herkesin istediği futbolcu haline geliyor ve Hasan Kabze de 1 Şubat 2005'te çok önemli bir imza atıyor. Galatasaray ara transferde son imzayı Hasan Kabze'ye attırdı. Hakan Yakın ve Ribery'nin ardından Çanakkale Dardanel Spor'un golcüsü Hasan da sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray'la 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Hasan Kabze, sevdiğim kulübe geldiğim için çok mutluyum dedi. Çanakkale Dardanel Spor'un golcüsü Hasan Kabze Galatasaray'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulübün yöneticisi Şükrü Ergün, Hasan Kabze'nin teknik direktör Hacı'nın transfer listesinin en başında bulunduğunu belirterek Hasan Türk futbolunun parlayan yıldızı olacak dedi. Hasan Kabze ise kendisine verilen değere en iyi biçimde karşılık vereceğini belirterek sevdiğim bir kulübe geldim dedi. Sevdiğim bir kulübe geldim. İnşallah bu kulüpte de bana verilen değerini en fazlasıyla göstereceğime inanıyorum. İnşallah bunları da sizler huzurunda yapacağım inşallah. Bana verilen değer burada sadece maddi değerden anladığım kadarıyla bahsedilmiyor. Farklı bir şekilde tavlanmış diyeyim Hasan Kabze. Kesinlikle öyle oldu. Şöyle söyleyeyim. O dönem Ergün Gürsoy da vardı. Sağ olsun onunla çok konuşmuştuk bu konuyu. Ben geleceksem şimdi geleyim dedim. Çünkü devre arasında Çanakkale'deyken iyi performans sergilemiştim. Ve de yani iyi olduğumda gelmek çok daha şeydir. Hani kısa dönemde çok fazla şey yapmazsın. Belki sezon başına gelseydim belki çok daha farklı olur ama devre arasında gelmek o kadar çok istemiştim ki. Biliyordum bir şeyler olabileceğini yani. Çünkü çok kendimi özgüvenli hissediyordum. Dolayısıyla da bana verilen değerden kastım maddi olarak değil tabii ki de. Yani Çanakkale'ye çok gerçekten iyi bir para ödemişlerdi o dönem. Onun dışında hani Sayın Özen Can Aydın rahmetli benim için çok değerli birisidir. Ben kendimden fedakarlık yaparak da gelmiştim buraya Galatasaray'a gelirken. Bana vereceklerini bilmediğim halde işte ne veriyorsanız aradaki farkı da benimkinden alın diye söylemiştim. Onu da sözleşmeye yazdırmışlardı. Dolayısıyla da gelirken bana verilen değerden kastım bir şeyler bekledikleri içindi. Ve Allah'a şükür de geldiğimde o dönem iyi bir performans sergilemiştim. Bu arada detay olarak da Ribery de geliyor ara. O transfer evet. Döneminde ve kadroda zaten
olağanüstü golcüler de var. Galatasaray'a geliyorsunuz sonuçta. Sıradan bir takım değil. Evet. Bu bakış açısıyla baktığınız, şimdi Dardanel'de oynamak tamam ama Galatasaray çok büyük bir rekabet ortamı. Orada bir kaygı oldu mu? Ya şöyle söyleyeyim. Geldiğimdeki özgüvenle beraber devam ettiğim için tabii ki de yani televizyonlardan izlediğimiz insanlarla, futbolcularla aynı yerde oynamak çok büyük bir fark yani. Hani bir hafta önce Sarıyer'e karşı oynuyorum ben. Pazar günü gol atıyorum çamurun içerisinde. Salı günü Ali Sami Yen'de, Flora Metin Otel tesislerinde yanımda dünya yıldızları var yani. Hani şimdi şey oluyorsun tabii, nereye geldim ben? Bunun bir adaptasyon süresi ama şöyle bir durum var. Dedim ya hani gerçekten özgüvenim yüksekti oynadığım için, goller attığım için. Gelir gelmez bunu orada da devam ettirebildim yani. Hani çok bir şey yaşamadım. Bunu burada tabii ki takım arkadaşlarımın, abilerimin hepsinin bana vermiş olduğu o değer, bu hadi yani rahatlatma duygusu benim çok, bir de ilk maçımda ilk gol atmak benim için çok da iyi bir başlangıç. Gaziantep oldu. Maçı çok da gollü olan ve evet. Çok önemli bir şey değil mi? İlk gittiğiniz maçta gol atmak. Ya ben ilk kez Ali Sami'ni gördüm o gün. Maç 3-0 oldu, 4-0 oldu. Dedim ki inşallah bizi alır oyuna falan hoca. O sırada ısınıyordum zaten de. Sonra oyuna girdim. Ama oyuna girene kadar inanılmaz heyecanlıydım. Ama girdikten sonra böyle yağmur da var falan filan, böyle çok rahatladım. Hatta maç sonrasında Hasan abi dedi, onu dedi sanki de 10 yıllık Galatasaray'da oynamış gibi oynadın dedi bana. Yani o beni inanılmaz motive etti. İşte dedim ya abiler bize çok destek evet. oldular falan. Dolayısıyla da ilk maçta ilk golü atmak, tribünün hoş geldin Hasan Kabze bestesini yapması bir inanılmaz mutluluk verdi bana. İnanılmaz bir pozitif enerjiyle başladı yani. Biraz önce hani formayı giymişsin, işaret yapıyorsun. O güne gitsek Hasan Kabze'ye, genç Hasan'a ne tavsiye edersin, ne öğütlersin? Vallahi şöyle söyleyeyim. İyi ki de o şekilde devam etmiş o çocuk diyeyim içimdeki. Çünkü tavsiye edeceğim, tabii ki hayat tecrübelerimiz çok daha farklılaştı. Büyüdükçe insanlar çok daha farklı düşüncelere sahip olabiliyor. Ama iyi bir yol çizmiş yani. Hani bir şey tavsiye edeceğim, tabii ki de biraz daha fazla çalışılabilir. Daha fazla emek sarf edilebilir ama bence gittiği yol çok doğru bir yoldu. Çok düzgün, çok böyle hani işini seven bir insan olarak söyleyeyim. Hani ben dışarıdan birisiymiş gibi söylüyorum. İyi ki de yapmışsın diyorum ya ona. Şimdi tabii 2006 yılında bir Mayıs gününe gideceğiz. Belki golleri seyredemiyoruz ama Ercan Taner'in eşsiz sesini duyalım. Bir bakalım. Sabri. Hasan Kabze gol! Hasan Kabze! Hasan Kabze topu alana gönderiyor. Duraklama anlarında Hasan Kabze gecenin flash ismi oluyor. Attığı golle taraftarına koşuyor. Hasan Kabze! Hasan Kabze denince akla gelen tek bir maç var. İnönü Stadı'nda yenilgiden Galatasaray'ı galibiyete, hatta Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor Hasan Kabze. Belki şimdi biz seyredemedik ama bu golleri ne sıklıkla izlersin? İzler misin? Moralim bozuk olduğunda bir açayım de. Ya şöyle bir şey var. Bunu her sene izliyoruz zaten. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı. Dolayısıyla Galatasaray ne zaman Beşiktaş'ta maç yapsa veya Beşiktaş'ın herhangi bir maçında böyle son dakika golü yese işte bu geliyor. Bir şekilde sosyal medyadan önüme düşüyor. Her sene 2-3 defa izliyorum veya şöyle bir durum oluyor. Atıyorum dışarıda birini görüyorum. İşte abi ben o maçtaydım diyor sürekli. İşte ne bileyim getiriyor videoyu gösteriyor. Abi işte burada şöyleydi falan. Yani bizim mesela prodüktör arkadaşımız Emirhan da o maçtaymış ama hatırlamıyor. Küçük olduğu için tribünde babası götürmüş Beşiktaşlı koyu. Doğrudur. Yani ben geçen bir arkadaşıma söyledim. Yani o maça gelip şu o maçtan sonra belki 15 sene 16 sene geçti bilmiyorum. O dönem içerisinde maça gelenlerin hepsini görmüşümdür herhalde. Öyle söyleyeyim sana. Yani herkes her gören mesela o maçta ben vardım falan. Tabii ki çok farklı bir geceydi. Çok benim için, Türkiye kariyerim için çok önemli maçlardan bir tanesiydi açıkçası. 61. dakikada Necati Ateş'in yerine oyuna giriyorsunuz. Hatta Necati Ateş de o maçta penaltı kaçırıyor. Evet. Şimdi Necati Ateş'i bir dinleyelim. Onun için de anlam ifade ediyor o iki gol. Hasan'cığım selam kardeşim. Seninle çok güzel maçlar oynadık. Çok önemli bir şampiyonluk yaşadık. Burada da arkada onun forması duruyor şu an. O gün Hasan hem beni kurtardı hem şampiyonluk için çok önemli bir maçı kazanmamıza yardımcı oldu. İki tane harika gol attı. Son dakikalarda benim yerime oyuna girip
Ben o gün bir tane penaltı kaçırmıştım. Ve Hasan'ın attığı o iki golde bizim şampiyonluğumuzda kilit rol oynamıştı. İnönü'de Beşiktaş gibi önemli bir takımı geriden gelip yenmek çok zordu. Hem beni ipten aldı hem şampiyonluk için çok önemli bir virajı dönmemizi sağladı. Öpüyorum kardeşim seni. Necati Ateş beni de ipten aldı diyor. O maç sırasında, çünkü yine derbi olduğu için gergin bir maç ve Beşiktaşların geçmişe yönelik böyle tezahüratları var. Ne kadar motive etti sizi? Ya da algılayabildiniz mi o anda saha içerisinde? Ya şöyle, Beşiktaş deplasmanı tabii ki çok özel deplasman. Taraftarları beraber çok fazla şey yaptıkları için, destekledikleri için. Tabii ki de oradaki onların geçmişe dönük yapmış o tezahüratların hepsini duyuyorsun. Sonuçta ben ısınırken de öyle duyuyordum. Bizimkilerin sessizliğini de görüyordum. O beni tabii ki de motive etti. Ben oyuna girerken dedim ki bu kadar sessiz olmasınlar inşallah. İnşallah güzel şeyler olur diye girdim. Ama şimdi Necati'ye de buradan hakkını yemeyelim. O sezon çok iyi performans sergiledi. Bir tane maç için penaltı kaçırsa hiç önemli değil. Bize çok önemli, çok güzel goller atıp çok güzel puanlar kazandırdı. Onun da çok büyük emeği var o şampiyonlukta. O penaltıyı kaçırdı belki o maçta ama dediğim gibi yani hani benim sonradan gelip iki tane gol atmam hepimizi kurtardı yani. Hani çok önemli bir şey oldu. Ya bu kadar büyük gol olmasını sağlayan tabii bir hafta sonra şampiyonluğu evet. ilan ediyor. O maçtan sonra ya ben herhalde tarihe geçtim diye düşündün mü? Ya da yoksa sıradan bir derbi galibiyeti oldu? Şöyle bir şey, iki gol attığım için çok sevindim derbide. Ama hani tarihe geçmem için de son maç var, karşı taraf Fenerbahçe maçı var, karşı taraf avantajlı. Biz galip gelsek bile şampiyon olamıyoruz. Değişik bir durumdu. Ama bu maçı beraber bitirsek bile şampiyon olamıyorduk. Evet, benim asıl önemli olan maç Kayseri maçıydı. Dolayısıyla da Kayseri maçındaki kazandıktan sonra tarihe geçmiş olduk bir şekilde yani. Çok futbolcunun başına gelmiyor. Belki çok uzun yıllar Galatasaray'da oynamadınız ama Galatasaray tarihine geçmeyi başardınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gerçekten güzel bir geceydi. Şimdi Galatasaray'da 4 futbolcu kadro dışı. Bir sezon sonra 22 maç 3 golle tamamlanıyor şampiyonluk sezonundan sonra. Galatasaray Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Necati, Orhan, Cihan ve Hasan Kabze'yi bu sezon kadrolarını düşünmediklerini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber. O rapor nasıl bir rapor? Ya da neden? Bir şey söyleyecektim şimdi. Ya şöyle bir şey var. Ben kampa gittik. Biz Almanya'ya kampa gittik. Feldkamp var başımızda. 5 tane hazırlık maçı geçti. Bir tane bile oynatmadı beni. Sonra 6. maçta dedi ki ben de işte herkese oynattım burada dedi. Bir tek Hasan'ı oynatmadım. Bu maçta da onu oynatacağım dedi. Yine gittik maça. Ben 20 dakika oynadım. Ben bir şeyler olduğunu anladım ama herkesin bana söylediği takımcısı, oğlum sen bir şey mi yaptın hocaya falan. Yani bir şey mi söyledin? Ters bir şey mi oldu falan. Hayır, hiçbir şey olmadı. Yani bir kere gelirken şartlı gelmiş. Neden acaba? Hiç bilmiyorum. Hiçbir nedeni yok. Yani bu benden biraz önce saydığım isimler de tıpkı sizin gibi profesyonellikleriyle ön planda olan Orhan Ak, Cihan Aspolatlı, Necati Ateş. Yani takım içerisinde sorun yaratan değil, sorunları ya çözme noktasında olan. Bir sene önce iyi performans sergilemiş oyunculardan 4 tanesi açıkçası baktığınız zaman. Genç oyuncular. Bizden daha da yaşlı oyuncular da vardı takımda. Ama biz olduk yani. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyon olmuş olmasının hesabı size kesilmiş olabilir mi? Yok canım, bizden alakası yok. Biz öyle çok fazla... Hani öyle başarısız geçen sezonlardan bir işte, revizyon istenir. Revizyondan dolayı belki evet. Yani bize söylüyor ama biz genç oyuncuyduk yani. Ben kaç... Yani 25 yaşındaydım yani Galatasaray'dan ayrıldığım dönem yani. Evet. Baktığın zaman yani bir golcü için çok erken bir yaştı. Tam böyle hani artık bazı şeyleri çok daha oturtturabileceğin dönemlere denk geliyorsun. O dönem ayrıldım ben. Ha, ayrılırken ben ilk benim ismim duyduğum zaman ben zaten kampta anladım ben. Yani dedim ki %90 gideceğim herhalde. Bir telefon geldi hemen ben apar topar gittim. Ben ilk sorduğum şey bonservisim ne kadar? Ben hiç niye ben gidiyorum? Neden beni gönderiyor? Hiç öyle bir şey sormadım. Sebebini bile sormadım yani. Ben dedim ki sadece bonservisim ne kadar? Ben onu bileyim ona göre şey yapayım. İşte Aslan daha yeni oldu işte şuna göre yapacağız falan. Yani takıma göre fiyat söylüyorlardı biliyorsun. Ben hiç şey yapmadım yani ya Allah kahretsin falan demedim. Çünkü istenmeyen bir yerde olmak hiçbir zaman için benim lügatımda yok. O yüzden ben de hiç direkt nasıl yolla ayrılabilirim onun çaresine baktım yani. Şimdi bonservis takıma göre
İstanbul'un diğer takımları da istemiştir herhalde diye. İstedi, evet ama onlara olmadı tabii yani büyük takımlardan. Bonservis nedeniyle mi anlaşılamadı? Yok hani eskiden öyle şey vardı ya hani böyle işte Galatasaray'dan Beşiktaş'a Galatasaray'a gitmek çok zordu. Hani bir de gençsen işte orada performans sergisi bu sefer tepki alır şeyi çok daha farklı. Şimdi bu kadar değil. O yüzden öyle bir durum vardı. Kendi tercihiniz miydi? Gitmek istemediniz mi? Yani Fenerbahçe'de Beşiktaş. Tabii ki de gitmek isterdim. Ama o dönemde öyle bir duruma denk yani o kadar şey olmadı yani hani atıyorum yani Galatasaray kulübüyle alakalı genç olduğum için öyle bir şey olsa bile istemeyeceklerdi yani. Dolayısıyla da ben siz de tercihinizi Rusya'dan yana kullandınız. Cesur bir tercih. Üstelik Moskova'da değil. Rubin Kazan. Evet. Ama çok doğru bir tercih oldu. Ortaya çıktı yaşanılan şampiyonluklarla. Ne cezbetti Rubin Kazan'da sizi? Teknik direktör açıkçası. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kazan'ı ben ilk kez o zaman duydum. Yani nedir ne değildir neresidir hiç bildiğim bilgim yok. Söyledikleri zaman ben internetten bakmama rağmen dedim burası nereye falan filan dedim açıkçası yani. Ama hoca iki tane maç arasında İstanbul'a geldi. Ne kadar ciddi olduğunu söyledi. Projelerini söyledi. Kurban Berdiyev değil mi? Kurban Berdiyev. Otelde konuştuk. Yaklaşık 2-3 saat falan konuştuk. İşte bana teklifini söyledi. İşte menajerimle beraber işte planlarını söyledi. Kazanı anlattı. Benim için dedim ki yani hani başkan istemesinlerse hocanın istemesi çok daha önemli. O dönem beni yani Feyenoord da istemişti. İşte o Hollanda'dan takımlar, Almanya'dan takımlar vardı ama ben dedim ki buraya gideceğim yani. Hoca. Çünkü hoca bana çok güven vermişti. Dedim ya hani biraz önce hani genç Hasan'a ne söylemek istersin? İyi ki yapmış o işleri yani. Hani söyleyeceğim gerçekten bir şey yok. Gittiğim zamanki dönemi anlattı bana ve sonrası yapacaklarını anlattı. Hepsi birebir oturttu hocanın. O yüzden dediğin gibi yani hani pişmanlık değil. Benim için çok da güzel bir başarı Peki, oldu. Peki soğuk dışında ne zorladı kazandı sizi? Dil. Rusça. Şu anda konuşuyorum Rusça ama hani o dönem hem okuması çok zor. Zaten alfabeyi çözmek çok zor. Yani telaffuz etmesi çok zor ama ben hemen bir hafta 10 gün içerisinde sadece futbol terimlerini öğrendim. Arkanda, önünde, sağında, ön direk, arka direk işte bütün terimleri öğrendim. Sonra yavaş yavaş oradaki insanlarla beraber işte günlük konuşmaları konuşmaya başladım. Dolayısıyla da bunu görünce insanlar hani bizde de oluyor, öyle oluyor ya yabancı geldi Türkçe konuşmaya sempatik oluyor. Evet, o yüzden onun insanlar da beni almış oldu içerisine. Dolayısıyla adaptasyon sonra çok kısa bir sürede geçirmiş oldum. 21 Kasım 2009 üst üste iki şampiyonluk ve şampiyonluk kutlaması. Rubin Kazan bir maçı eksik Spartak Moskova'nın 4 puan önünde sahasında Zenit'i ağırladı. Aynı sıralarda ise Moskova derbisinde Spartak Moskova ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyordu. Rubin Kazan Zenit karşılaşması golsüz sona erdi. En yakın takipçisi Spartak'ın CSKA'ya yenilmesiyle Türk futbolcular Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze'nin de formasını giydiği Rubin üst üste ikinci kez Rusya Premier Lig şampiyonluğunu kucakladı. Gökdeniz ve Hasan Kabze de ellerinde Türk bayraklarıyla bu büyük coşkuya ortak oldu. İkinci yıl, ikinci şampiyonluk gerçekten çok güzel. Bu mutluluğu Türkiye'ye yaşattığımız için çok sevinçliyiz. Teşekkür ederim. Çok farklı bir tatmin duygusu herhalde değil mi? Şimdi burada bakınca yani Galatasaray'da şampiyon olmak çok anlamlı bir şampiyonluk ama şimdi yurt dışında Türk futbolcusu olarak elinizde Türk bayrağıyla bir kulüp şampiyonluğu kutlamak çok farklı duygular hissettiriyor olsa gerek. Kesinlikle katılıyorum çünkü biz orada yalnızdık yani. Hani baktığın zaman gerçekten Rusya'da çok fazla Türk olmuyordu. Çok az insan vardı. Başka bir ülkede başka bir şekilde hem kendini hem de ülkeni temsil ediyorsun. Sonuçta bireysel olarak olsa tamam ama orada Türk halkının, Türkiye'nin, İnsanların nasıl olduğunu orada temsil etmek zorundasın. Dolayısıyla bunun sorumluluğu çok büyüktü bende. Allah da nasip etti gerçekten yani hala mesela kaç sene geçti üzerinden kulüp tarihi belki 2009 evet üzerinden 13 sene geçmiş. Kulüp tarihinin ilk ve ikinci şampiyonu orada olmak ve güzel başarılar elde etmek inanılmaz bir mutluluk. Yani çok büyük bir şey benim için. Yani Galatasaray'ın şampiyonları çok fazla şampiyonluğu olduğu için çok fazla değerli. Hani birkaç tane şeydir ama burası için yani tarihteki isimlerden başka hiçbir şey ölene kadar oradayız yani.
Evet, baktım ölene kadar orada olacak isimlerden sizin kader ortağınız da yine bu program içinde Gökdeniz Karadeniz. Rubin Kazan'da yaklaşık 3 yıl beraber futbol oynadık. Yaşanılan şampiyonluklar, kazanılan kupalar, Avrupa'da sayısız güzel maç, hepsi çok keyifliydi. Ayrıca ben Rubin Kazan ilk transfer olduğumda hem şehre hem takıma uyum sağlamamda bana çok büyük desteğin oldu. Onun için de sana çok teşekkür ederim. Futbol tecrübeni ve bilgini Türk futbolunun gelişimi için kullanırsın. Ve umarım inşallah hep futbolun içinde kalırsın. Gökdeniz Karadeniz'i Kazan'a gelmeye nasıl ikna ettiniz? Aramıştır herhalde değil mi teklif aldığında? Tabii canım, yani hiç unutmayın, biz kamptayız. Gökdeniz aradı, dedi ki böyle böyle. Yani Trabzon'dan transfer olma ihtimalim var. Dedi ne diyorsun? Dedim hemen gel. Yani hemen gel. Çünkü hani o da istiyor yurt dışına gitmek. Dolayısıyla da hemen ben hocaya direkt aradım, dedim ki böyle böyle bir durum var. Çıkabiliyor. Hoca da çok istiyordu zaten Gökdeniz'i. Çıkabilme ihtimali varmış. Onu hani ben size bildirmem gerekiyor. O çok istekli dedim falan filan. O şekilde hemen oldu zaten transfer. O da Mart'ta geldi galiba. 2007 Mart civarıydı. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncuydu. Evet. Ve Rubin Kazan'ın unutulmazlar içerisinde olan, hani Gökdeniz iki tane takımda oynadı. Bir tane Trabzon'da unutulmazlar arasına girdi. Bir de Rubin Kazan'da unutulmazlar arasına girdi. Ve çok büyük başarılar elde etti. Kazan halka inanılmaz seviyor. Onunla da gurur duyuyorum açıkçası. Çünkü kolay bir şey değildir yurt dışına gidip bir takımın sembolik ismi olması. O yüzden geldiğinde de dediği gibi, yani hani çok zordu. Ben kendim biliyordum. Yani insanlarla konuşamıyorsun, dışarıda yemek yeme siparişi veremiyorsun falan filan. Onlar da tabii ufak tefek yardımlarımız olmuştur ama genel anlamda Gökdeniz Rubin Kazan efsanesidir yani. Size yardımcı olan isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Laşa Salukvadze. Bakalım o ne diyor. Moge salme bit kolas, me var Laşa Salukvadze. Birbirlikçi madloba mida gada gehadot. Tükenin imiton saşoğlu ve mak. Ovikit ho. Çemi megobari Hasan Kabze. Hasan Kabze'stan makavşirep. Didi ihnis megobroba da urtiyertoba. Ratu tavari Hasan Kabze aris. Magari adamiyani. Da nagdi megobari. Ughalato adamiyani. Da ratu tavari ya isiqo magari pekburteli. İmitom rom, odesas Hasan Kabze çamoyda. Çünen tan Kazanshi, çünen arvi qavti iseti ambitsiuri gundi. Da arvi tualisinebda arts, Zeniti arts, Spartaki arts, Lokomotivi. Arelodeboden çünengan çempionobas da Hasanma zalyan didi tsuli sheitana. Mak tsels odesas pirvela çamoyda çünen tan. Da minda movikitxo didi siqvarulit. Da usurep zarmatebas. Ասեմ ինձ մովիկիտխո չեմ մեգոբարի Գեգդենիս Կարադենիսի դա գիսուրեպ ծանմատեպաս Հասան Լաշա benim gerçekten şey Rubin Kazan'da çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok böyle temiz kalpli, çok neşeli, böyle komik bir arkadaşımdı. Hala konuşuyoruz. Geçenlerde yine geldi İstanbul'a falan. Tabii böyle şeyleri görmek çok beni mutlu etti. Teşekkür ederim yani bu tip sürprizleriniz için de. Çok değerli birisidir benim için. O yüzden onu da buradan çok selam söylüyorum yani. Rusya kupalar dışında size ne kazandırdı? Belki insan olarak, belki vizyon olarak, belki duygu dünyanıza. Ya şöyle söyleyeyim, yani yurt dışına gittiğimiz zaman sadece bir hafta 10 günlük tatile gidiyoruz. Ve orada çok fazla bir şey kazanamıyorsun. Dolayısıyla da benim Rusya'da oynadığım dönemlerde futbol adına gerçekten çok şeyler öğrendim. Hem Kurban Berdiyev'le hem diğer takımların vermiş oldu ama özellikle hocamızın taktiksel anlayışı, teknik direktörlük anlayışı benim bana çok şey kattı. Yaşayış olarak tabii ki de çok daha farklı bir kültürlerin hangi alanda nasıl iyi olduklarını, nasıl kötü olduklarını veya neye de eksik, neye de artıda olduklarını hepsini ben kendimde almaya başladım. Evet, çok zordu. Ama bu zorluğu bir şekilde böyle güzel başarılarla beraber süslemek benim hayatımda hani parayla satın alacağım tecrübeler kazandırdı. O yüzden en önemlisi benim için oydu. Evet, futbol oynuyoruz, her yerde oynuyoruz futbol ama hani yaşayış olarak o kültürü bilmek, dili öğrenmek,
benim için çok büyük bir avantajdı ve artı olarak geri döndü bana yani. Tabii bu bakış açısıyla 2010-2011 sezonunda yine aslında rekabetçi bir transfer yapıyorsunuz. Montpellier, Fransa'ya gidiyor Hasan Kabze. Bunu bir meydan okuma olarak değerlendirebilir miyiz? Yani yine çünkü Rubin Kazan'da başarılı olduktan sonra Türkiye'ye dönüş ihtimali vardır %100. Tabii ki. Ya her dönem vardı zaten yurt dışına oynadığım dönemlerde. İlla Türkiye'den teklif alıyordum. Ama ben hep Avrupa'da oynamak istemişimdir yani. Türkiye Galatasaray'da başladığım dönemde milli takım hedefim vardı, yurt dışı hedefim vardı, Avrupa'da hedefim vardı. Yani hani böyle iyi yerlerde oynamak her zaman şeydi. Yani böyle de bir fırsat vardı açıkçası bende. Yani o zaman Almanya'dan bir tane teklif vardı. Galatasaray istemişti ama onlar da biraz böyle hani acabalı bir durum vardı. Ama Montpellier hiç öyle bir şey yapmadı. Biz dedi istiyoruz seni. Ona göre şey yapar mısın falan. O dönemde zaten sözleşmem bitiyordu. Bir ay kalmıştı. Ağustos mu? Temmuz'da ben gittim. Haziran'da gittim herhalde Montpellier ama evet. Bir ay öncesinde. Meydan okumaktan ziyade Avrupa oynama isteğimi ben gerçekleştirdiğim için çok mutlu oldum oraya imza atarken. Peki Rusya'yı Avrupa olarak değerlendirmiyor muyuz? Doğu Avrupa farklı bir... Bilinen yani Avrupa büyük, olarak... Büyük, beş büyüklükte oynama evet, belki beş, de. Yani şimdi İspanya, Almanya, evet, işte İngiltere evet. Veya işte Fransa gibi birlikte oynamak istemişimdir. Hani Rusya biraz daha hani bizim gibi kalıyor yani evet. Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığı zaman. O yüzden orayı o şekilde istemiştim yani. Montpellier'de ilk sezon 20 maç, 3 gol. Bir sonraki sezon sakatlıklardan da dolayı evet. Zannediyorum. İstediğiniz gibi gitmiyor ve 29 Kasım 2011'de değerli dostum Irmak Kazuk'un sizle yaptığı bir röportaj var. Galatasaray'a peki bir gün dönmeyi düşünüyor musun, hayal ediyor musun? Kafanda böyle bir plan var mı? Geçtiğimiz dönemlerde teklifler geldi dediğinde bunların içinde Sarı Kırmızı Kulüp'te var mıydı? Tabii ki Galatasaray'da yaşamış olduğum o şampiyonluk benim hayatımın en güzel şampiyonluklardan bir tanesi. Tabii Rusya'da yaşamış olduğum iki tane şampiyonluk dahil olmak üzere. Tabii özlüyorsunuz. Özlerken de tabii özlediğimiz yerleri direkt söyleyemiyorsunuz tabii ama geçen dönemlerde biraz önce söylemiş olduğunuz gibi Galatasaray'dan da teklif aldım açıkçası. Geçen Ocak ayında. Ama o zamanki şartlar ve burada durumum çok daha farklıydı. Ve sürekli de oynadığım için hani Avrupa'da devam ediyordum. O yüzden o günkü şartlarda bu gerçekleşmedi. Tabii Türkiye'ye dönersem de Galatasaray gibi kulübe dönmeyi tabii ki isterim. Şimdi Montpellier kısmını tamamlamadan bir konuğumuz daha var programda. Ve çok güzel şeyler söylüyor. Bakalım eski takım arkadaşlarınız Montpellier'de kim? Salut à tous, c'est Benji Istanbulli. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'Hassan Kabze, un grand frère avec qui j'ai eu la chance de jouer à mes débuts à Montpellier. Avec qui on a gagné le titre de champion de France. Un vrai plaisir, un honneur. Et ce que je retiens surtout d'Hassan, c'est sa bonne humeur, sa passion pour le football, mais aussi son niveau. C'est un super joueur. Et tous les conseils qu'il a pu me donner. Moi, j'étais au début de ma carrière et c'est vrai qu'il m'a pas mal aidé. Et même après, on s'est revus quand on a joué avec Schalke à Galatasaray. Il a pris le temps de venir me voir et c'est un geste qui m'a fait énormément plaisir. Mais aussi, voilà, tous les messages qu'on s'envoie, etc. C'est quelqu'un de très bon conseil, une personne en or. Et voilà, donc je lui fais un gros bisou et un gros bisou à vous tous. Voilà, c'est un message pour Hassan Kabze. Voilà, je te souhaite le meilleur. On a passé de très bons moments à Montpellier ensemble. Et voilà, c'était que du bonheur. Je me rappelle de ton doublé en coupe contre Lille, si je me souviens bien. Voilà, bisous frérot. Prends soin de toi et à plus. Ciao, ciao. Öğüt verdiğini söylüyor. Altın öğütler çok yararlı. Bir de abilik yaptığını söylüyor. Ne söylediğinizi hatırlıyor musunuz? Ya da genç 20 yaşında o zaman Benjamin Stambouli bu arada şu ara bu dönemde Adana Demirspor forması giyiyor. Ya, nedir öğüt? Vallahi öncelikle teşekkür ederim böyle şeyler yaptığın için. Duygusallaştırıyorsun beni açıkçası onu söyleyeyim. O dönem ben Montpellier'de tabii ki de daha büyüktüm onlardan. Onlar daha yeni altyapıdan geliyorlardı. İşte Benjamin Stambouli, Belanda, işte Karimet Fana, Fode Koita evet. Hepsi bunlar daha genç, Remy Kabelalar falan hepsi evet. Gençlerdi. Altyapıdan geliyorlardı. Dolayısıyla da bizde hani Türkiye'nin vermiş olduğu büyüklerin hani her zaman bir öğütleri vardır.
Ben her zaman mesela Fode'ye veya işte İstanbul'a her zaman söylemişimdir. 5 dakikada olsa her şeyinizi verin yani. Sonuçta 5 dakikada vereceğin bir şey seni çok daha farklı yerlere getirebilir. Ve İstanbul, yani İstanbul gerçekten çok iyi bir karakteri vardır. Çok çok temiz bir çocuktur. Ve Newcastle'a gitti galiba. Paris Saint-Germain'de oynadı. Paris Saint-Germain'e gitti. Schalke'de takım kaptanlığı yaptı. İşte Remy Cabella da Newcastle'a gitti. Yani gerçekten iyi oyunculardı. Ve ben bunlara bir tık böyle hala yani dokunabilmişsem bu benim için gerçekten çok mutluluk verdi. İyi ki de yani iyi ki de böyle bir kariyer. Bu korumacı ve yardımsever tavrı acaba Çanakkale Dardanel'den mi, Buca'dan mı, nereden, aileden mi? Nasıl oldu bu şey sizce? Ya şöyle, ben liderlik vasfı olan bir insan oldum yani hayatım boyunca. Yani hep böyle korumacı dediğiniz gibi, yani sonuçta ben paylaşmayı çok seven bir insanım. Sonuçta bilgilerimi paylaşırım ki ben de karşı taraftan bilgi toplayabileyim diye, işte birbirimize yararımız olsun diye. Sonuçta ben oyun içerisinde bir şey isterken, top isterken veya top istemezken bile karşı taraftakinin iyiliği için bir şey isteyen bir insanımdır. O yüzden hani oradaki benim rekabette olduğum Fode'dir, Olivier Giroud'dur. Ben bunların hepsine, onlar benden küçüktü. Hepsine ben bunların her zaman her şeyi söyledim. Yani ben böyle çekememez bir insan olmadım hayatım boyunca. Hep yardım, bu futbol adına söylüyorum veya genel hayat adına da söyleyebilirim. Hep böyle karşı taraftakinin iyiliğini isteyen bir insan olmuşumdur. O yüzden yani onun iyiliği bana her zaman pozitif olarak böyle işte geri dönüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tabii şimdi bu sezonun devre arasında ikinci sezonda ayrılıyorsunuz. Evet. Ve aslında biraz önce Irmak Kazık röportajında da Galatasaray'a dönme ihtimali de var. Evet. O transfer döneminde neden Galatasaray'a dönemediniz? Yurt dışında da devam edebilirdiniz. Yurt dışında devam edebilirdim. Monaco istedi beni ama o dönem ikinci liglerdi. İşte Fransa'dan birkaç tane şey vardı. Ya şöyle söyleyeyim, ben o dönem evet sakatlık vardı, takım çok iyi oynuyordu. Sonradan oyuna giriyordum ama beni çok mutlu etmiyordu oynamak, az oynamak. Dolayısıyla da ben de direkt onlara söylediğim zaman ben bu isteği gerçekleştirdim. Dedim ki böyle böyle, ben burada hani bir memur gibi sabah gel akşam git olmasını istemiyorum. Ben burada bir şeyler vermek istiyorum. Veremiyorsam da hani bu şekilde yolumuzu ayrılırım dedim. Niye Türkiye'ye döndüm diyeceksen. Evet. 5 sene yurt dışında oynadım. Artık bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyordum. Ama şu Galatasaray mevzusunu anlatayım çok kısa lütfen, bir şekilde. Lütfen, tabii ki. O dönem askerlikle alakalı biliyorsunuz 3 sene yurt dışında oynama şeyi vardı. Ama 3 sene fiili kalman gerekiyor. Dolayısıyla ben Rubin Kazan'da oynarken en az 1,5-2 ay zaten sadece Türkiye'de kalıyordum. Tatil, bir de 1,5-2 ay Türkiye'de kamp yapıyorduk. Evet. Dolayısıyla 3 senede nereden baksan 1,5 sene, yani kaç 6 ay falan Türkiye'de kaldım. Şimdi Montpellier'e gittiğimde 2 ayım kalmış yani askerlikle alakalı. Eğer o bitmiş olsaydı belki dönebilirdim ama o dönem gerçekten oynuyordum takımda ve iyi performans. Ben ilk 7. hafta biz Fransa Ligi'nde 1. sıradaydık. Dolayısıyla da öyle o dönemde gerçekten Hacı 3 defa aradı beni. Hani niye şey dedim ki, bu dönem bu durumdan dolayı yani ben kulüpte bırakmıyor. Yeni geldim, oynuyorum. Her şey yolunda gidiyor. Bir de iyi takım, şampiyonluğa gideceğiz yani neredeyse. Dolayısıyla o dönem dönemedim ben Galatasaray'a tabii ki. Ama üzüldüm mü? Şöyle bir şey, gerçekten üzülmedim ya o dönem. Çünkü o zaman mutluydum orada. Sonrasında peki Montpellier şampiyonluğa gitti ama o kadronun başlangıcında varsınız. Evet. Devamı da yoksunuz. Bu bir pişmanlık vesilesi oldu mu? Devam etseydim diye. Yani devam etseydim olabilirdi evet. Ama şöyle bir durum var. Buradaki lig Nisan'da bitti. Bir şeyler olmuştu. Bir karman çuman bir şeyler vardı o dönem. Ben evet. Son maçtan önce Montpellier'e gittim. Bordeaux maçlarına gitmiştim. Bordeaux maçında eğer yense, Bordeaux değil, bir tane bir lig maçı unuttum. O maçta yenselerdi şampiyon oluyorlardı. Yani ben de 3 ay öncesinde o takımdayım. Evet, evet. Ben gittiğimde o maçı kazandık. Yani kazandık derken yani hala o takım parçasıydım. Ve sonra soyunma odasına girdim ve herkes inanılmaz aynı takımda oynuyormuş gibi. Ben dışarı çıkardılar, bütün taraftar bana bağırdı falan böyle. Yani ben o şampiyonu yaşadım zaten yani orada. Çok güzel. Biz zaten bu arada Montpellier Kulübü de geçen sezon bu şampiyonluğun anısına bir buluşma düzenledi. 10. senesine de Hasan Kabze'yi de takım parçası olarak, sonuçta hak ettiğiniz bir ilgi ve takdir bence de. Şimdi bu işin bir de
gittiğiniz kulüp boyutu var. Bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz ama 20 Ocak 2012 sporkulüp.com adresinde, web sitesinde Hasan Kabze geri döndü. Ordu Spor'da sözleşme imzalıyor. Nedim Türkmen başkanı ikna ediyor sizi. Hector Cooper olması da önemli faktör ama Ordu Spor projesi herhalde pek beklediğiniz gibi gitmiyor. Şimdi buradan bakınca hani hayatta pişmanlıklar çok fazla yok ama verdiğiniz en kötü kararı olabilir mi Ordu Spor? Değil. Değil mi? Hı. Evet. Yeni bir başkan. Bazı işlerde hani kendi işiymiş gibi düşündüğü için bazı yanlışlar yaptı. Ben o zaman hem takım kaptanlığı yapıyorum Ali Çamdol ile birlikte. Aynı zamanda başkan da yardımcı oluyorduk açıkçası. Ama o kendi yapmış olduğu yanlışlıkları bir şekilde göremedi. Yani sanki büyük takımlara karşı vermiş olduğu demeçlerden dolayı herkesin tepkisini aldı. İşte 5 sene sonra, 3 sene sonra Avrupa'ya gideceğiz, 3-5 sene sonra şampiyon olacağız. Tabii ki hedefler güzel ama bu hedefleri yapabilmek için öncelikle altyapınızın hazır olması lazım. Yönetim kurulunuzun iyi olması lazım. Oyuncu grubunuzun çok iyi olması lazım. Bütün oyuncuların İspanyalı olmaması lazım. Karışık olması lazım gibi bir sürü şeyler vardı. Bunları gerçekleştirmek biz saha içerisinde görüyoruz. Çünkü oyuncuya para vermediğiniz zaman ben oyuncuya Sakar yani Vatan Millet Sakarya mevzusunu anlatamam yani. Evet. Avrupalı oyuncu bunu yapamazsın yani. Dolayısıyla da o inanılmaz bir kopukluk yaşattı bize. Dolayısıyla da böyle bir kötü bir sonuç ortaya çıkardı yani. Kendisini suç. Konya Spor'a gittiniz sonrasında. Peki ya keşke en sizi en tatmin etmeyen transferiniz hangisi? Ya da şöyle söyleyeyim, futbol hayatınızı kısaltan transfer. Çünkü sonrasında hani Türkiye'ye döndükten sonra Ordu Spor, ardından Konya Spor'da yeniden bir ritim yakalanıyor ama. Şimdi Akhisar'ı ben çok severim. Oradaki oyuncu grubu olsun, vefat eden başkanın ekibi olsun gerçekten çok iyiydi. Ama oradaki en büyük benim için yani şaşırdığım mevzu teknik direktördü yani. Ya bana her şeyini, yani bana yazılı kağıdıyla birlikte hangi futbolcu istersen kadroya bırakabilirsin diyen birisi çok farklı oldu sonrasında. Yani bu beni bir, en diyorsunuz yani bir şey, şimdi sonuçta şartları bilmiyorsun. Şartları evet öncesinde biliyorsun ama sonrasında içeri girdiğin zaman çok değişen şeyler olduğu zaman keşke Akhisar, asla Akhisar'la alakalı değil, sadece hocayla alakalı bir şeyim vardı. Kimdi teknik direktörünüz? O dönem birisiydi, isim vermeyeyim boşver yani, bulunur illaki. Bırakmanız gerektiğini ne zaman anladınız? Çok da yaşlı değildiniz aslında. 35 yaşında. Şöyle, en son ben Altın Ordu'ya gittim. Evet, başladığınız kulüp aslında Buca Spor. Şimdi aslında Altın Ordu yönetimsel olarak. Ben Mehmet, işte o yüzden çok severim başkanımızı. O da bu programda çok güzel şeyler söyledi. Çok teşekkür ederim onun için. Onun için, vefa için gittim ben oraya. Yani hani artık dedim ki hani bir gideyim, gideceğim yerde de ben çocuklara bir şeyler vereyim. Bir şeyler katayım. Ben buradan çıktığımı göstermek için neler yapılabildiğini aslında onlara da bir şekilde paylaşmak için gittim oraya. Bir dönemde oynayabilirdim belki Altın Ordu'da. Ama hani şunu düşünün. Birinin önünü kapatıyor gibi geliyor şey olarak. Yani şimdi belki bir sene öncesinde bıraksam belki o çocuğun hayatında çok daha farklı yerler gelebilir düşüncesiyle dedim ki hani bu kim vardı tam arkanızda? Gençlerden hatırlıyor musunuz? Ya tabii ki de şimdi forvet olarak baktığımda evet. Fatih diye bir çocuk vardı Fatih. Çok iyi bir oyuncuydu mesela. O vardı. Yani işte Barışlar vardı bizim. Alıcı. Alıcılar onlar vardı. İşte Oğulcan vardı. Yani bu orta saha oynuyorlar evet. Falan. Bunların hepsi sonuçta bebek yani o dönem böyle o baktığın zaman. Şimdi onlara hayat tecrübelerinizden anlatsanız oyunda top alırken, top verirken her şeyine dikkat ediyorlar. Ben çok iyi görüyordum. Ne giyiyorsun ona bakıyorlar, atıyorum işte nasıl yiyorsun, her şey bir rol model oluyorsun bir şekilde yani. O yüzden hani onların arasında böyle hani bir sene daha oynasam acaba işte birinin önünü tıkar mıyım mevzusundan dedim ki tamam hani yani sonuçta buraya kadar olsun, bu şekilde olsun, temiz bir şekilde bırakalım. O şekilde bırakma kararı aldım. Dönüp baktığınızda içinizde kalan bir şey var mı futbol kariyerinizle alakalı? Yani milli takımda oynadım. Ama daha fazla oynamak golü de verelim. Milli takımda ilk 24 Mayıs 2006'da hazırlık maçında Belçika'ya attığınız gol. Daha fazla mı oynamak isterdin? Kuşkusuz. Kesinlikle öyle. Yani milli takımda çok daha fazla oynamak isterdim açıkçası. 7 kez milli oldum. Peki en mutlu ne zaman hissettiniz futbol kariyerinizde? Galatasaray'da oynarken.
şampiyonlukta. Peki potansiyelinizin tamamını sahaya yansıttığınızı düşünüyor musunuz? O Çanakkale Dardanel'deki ağır sakatlık çok etkiledi mi sizce? Ben daha süratliydim. Süratten aldı. Süratten almış olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Ben sadece forvet oynamadım. Evet. Ben sol kanat oynadım, sağ kanat oynadım, orta sahanın forvet arkası oynadım, forvet oynadım. Sürekli mevkim değişti benim. Aslında benim için iyi bir şey. Hani her yerde oynayabilmek. Ama hani böyle tek pivot santrafor falan çok az oynamışımdır. Yani. Bir de Çanakkale dönemleridir yani. Şimdi Feldkamp'la ilgili çalıştığım en kötü teknik direktördü şeklinde bir açıklamanız var. Tabii şartlar da malum aslında. Kariyerin son döneminde Galatasaray'a gelmişti evet. Kalli. Peki en kötüsü Feldkamp'ta en iyisi kim? Kurban Berdiye. Çalıştım olarak. Aykut Hoca da çok iyi bir teknik direktördür. Aykut Kocaman. Ama Kurban Berdiye yani. Kurban Berdiye. En iyi verim kim aldı Hasan Kabze'den? Kurban Berdiye mi? Yani ben faydalı oldum ama Konyaspor galiba en fazla verim alan olabilir. Yani. Aykut Kocaman'la birlikte. Şöyle bir şey var, Galatasaray tarihinde çok uzun oynamadınız ama Fatih Terim'e denk gelmediniz Sayın Terim'e. Evet. İster miydiniz çalışmak Fatih Terim'le? Fatih Hoca ile milli takımda çalıştık. İsterdim Galatasaray'da çalışmak. Kırılma anında konuğumuz Hasan Kabze. Kısa sorular soracağım. Zaten soruyordum ama daha kısa soracağım. Daha kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız, pişmanlık deyince aklınıza gelen şey? Yok. Hayat sloganınız ne? Dürüst olmak. Başkalarında en beğendiğiniz özellik ne? Samimi olması. Bana Kazan şehrinde yapılabilecek en iyi şeyi söyleyin. Futbol maçı izlemek. En çok takdir ettiğiniz yaşayan kişi kimdir? Hiç düşünmedim bunu ya. En sevdiğiniz koku? Benzin. Emre Aşık da benzin demişti. Evet. En büyük başarınız sizce ne? Gerçekten dürüst olmak ya. Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu? Ribery. Bir lakabınız olsa ne olurdu? Yani futbolcu üzerine var ama çok lakabım yoktur ya hiç. Futbol kariyerinizde hangi ana dönmek istersiniz? Beşiktaş maçına. En son ne zaman ve niçin ağladınız? Çok ağlayan biri olmadığımı söylemiştim. Ama bir programda yine böyle değişik bir şeydi. O dönem programda ağlamadım tabii de yani. Bir olay için ağlamışımdır yani. Hasan Kabze çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kırılma anı sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.